İkisi arka arkaya gelmiş. Ben bu yangının da gerçekler aydınlanana kadar konuşulması, tartışılması ve eteklerdeki taşın dökülmesi taraftarıyım. Böyle akıllarda soru işareti kalan şeyler olmayacak. Yapanın yaptığı yanında kalmayacak. Çünkü o başkalarına da örnek oluyor. Kendisine de bir güven geliyor. Şimdi bugün stüdyomuzda hem Eda Çelik var, yangında kaybolan Nurten'in ablası, Aysel Kaya var, Nurten'in kuzeni ve Emine Yaman geçen dönemki konuşmamızda sık sık adı geçmişti, yayına bağlanmıştı. Emine Yaman çok dertli bir kadın. Yakınlarını gerçekten çok kısa bir süre içinde bütün yakınlarını kaybetmiş. Önce eşini, daha sonra oğulları birbirini vurmuş. Dertli bir anne, dertli bir kadın. Emine Yaman kalktı. İki kızı Behiye Kaya ve Mükerrem Yaman'la beraber Almanya'dan kalktı geldi. Çünkü bu yangının bir kundaklama sonrası çıktığına inananlar Almanya'dan talimat geldi. Bu yangın öyle çıktı diye iddialarda bulundular. Emine teyzeciğim sen de hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Gerçekten başın sağ olsun. Senin de Sağ olun, yaşadıkların Allah bir razı ömre olsun. sığabilecek çok acılı günler yaşamışsın. Onu da konuşacağız. Ama önce Eda yayınımızın ardından yani geçen 3 hafta bizim 3 hafta önceki yayın. Yani sezon arası da veremedik ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani sezon bu sene biliyorsunuz bir karmaşa. İnşallah Allah ara vermeden devam ettirsin bu koronalar artmasın da. Evet. Yani her biriniz için bunu söylüyorum. Herkes biraz dikkat etsin. Devam ederiz. 3 hafta önceki yayınımızdan sonra biliyorsunuz o hem kız kardeşini kaybetti, hem yeğenini kaybetti ve gitti jandarma ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dedi ki kardeşim ben bu yayında konuşulanları dikkate almanızı rica ediyorum. Lütfen herkesin ifadesi alınsın. Çünkü bu ifadeler yani yangından sonraki ifadelerin hepsi bilgi tutanağı şeklinde. Yani ne biliyorsun ne biliyorsun. Ama gitti suç duyurusunda bulundu. Burada konuşulan çelişkili ifadeler var. Bu çelişkili ifadeleri dikkate alın dedi. 22 Nisan 2019 tarihinde ahşap evde çıkan yangından sonra 26 yaşındaki kız kardeşini ve 4 yaşındaki yeğenini kaybeden Eda Çelik, yangının çıktığı yazıcı köyü sakinlerinin korktukları için konuşmadıklarını söyledi. Ben o yangında o 3 kişinin orada olduğunu düşünmüyorum. Yazıcı köyünde de herkes bence çok şey biliyor ama kimse konuşmuyor. Herkes korkuyor, adının geçmesine korkuyor herkes. Biliyorum bunu ama bak ortada 3 kişinin canı yok. Ne ölüsünü biliyoruz ne dirisini biliyoruz. Biz her gün bu acıyla yaşıyoruz. Acaba bir yerden çıkıp gelecek mi? Acaba bir yerden ölüsünü mü duyacağız? İkisini de kabullenemiyorum ben. Benim kız kardeşim yok. Daha hayatının baharında 25 yaşındaydı. Nurten'in elinden çay içmeyen, ekmek yemeyen hiç kimse yoktur. Onun nasıl temiz bir insan olduğunu biliyorsun. Nurten için yapın bunu. Allah rızası için. Yangının üzerinin kapatılmaya çalışıldığını savunan Eda Çelik, olayla ilgili adı geçenlerin yeniden ifadelerinin alınmasını istiyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Bu üç kişinin başına o evden ne geldiyse, onları oradan kim çıkartıp o evi yaktıysa bunların cezalarını çekmesini istiyorum. Gerekirse bütün köyün ifadesi alınsın. Röportajımızın ardından Sinop Türkeli'ne giden Eda Çelik, yangında sorumluluğu olduğunu düşündüğü kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdal Özkaya, annesi Şazi Özcan, Nafiye Yıldırım, Yaşar Yıldırım, Ferhat Özkaya, Seher Özkaya. En son gören kişiler, orada olan kişiler bunlar olduğu için onlardan şüphem tekrar sorguya ifadeye alınmalarını istiyorum. İfadenin ardından jandarma komutanlığının savcılığa yönlendirdiği genç kadının yanında bir kez daha haber ekibimiz vardı. Geldim savcıya. İstanbul'da bulunduğum suç duyurusunun burada savcılığı ve Türkiye Savcılığı'na ulaştığını söylediler. Savcılık soruşturmanın devam ettiğini, gerekeni yapacaklarını söylediler. Ama ben bu insanların ifade alınmasını, sorguya alınmasını istiyorum. Yazıcı köyünde de orada herkes tahminimce ne olup ne yaşandığını biliyor. Allah rızası için konuşun, bir yardım edin bize. ATV YouTube kanalına abone olmak için tıklayın.